Kayseri'de yaşanan olayların ardından Suriye'de bayrağımıza, askerimize ve yardım tırlarımıza yapılan saldırılar, ülkemizde sığınmacı olarak misafir ettiğimiz insanların bizimle kardeşlik bağlarının olmadığını bir kez daha göstermiştir. Sığınmacı konusu dindarlık, ensar muhacir söylemleriyle geçiştirilemez. Aynı dine mensup olmamız, farklı kültürlerin insanları olduğumuz gerçeğini de asla ortadan kaldırmaz. Askerimize, bayrağımıza yapılanlar ortada. Yarın ne olacak belli değil. Soruyorum sizlere, kimdir bunun sorumlusu? Bu iş nasıl çözülecek? Daha ne olması gerekiyor ki sığınmacıları göndermek için bekliyoruz? Onları burada tutmak isteyen güç kim? Elinizi bağlayan ne? Millet açıklama bekliyor. Bu iş için Avrupa'dan, oradan, buradan aldığınız para neyse lütfen sığınmacıları göndermek için harcayın. Cephede kuru ekmekle vatanını savunan, ölüme koşarak giden milletin torunlarıyız. Her şeyden vazgeçeriz ama vatanımızdan, bayrağımızdan, bağımsızlığımızdan asla vazgeçemeyiz. Varsın para onların olsun. Bu vatan, bu bayrak bizim. Bu memleket hepimizin. Suriyelisi, Afganı, Pakistanlısı, kim varsa sınır dışı edilsin. Herkes kendi ülkesinde mutlu yaşasın. Gönderilsin ki kadınlarımız, kızlarımız, çocuklarımız, hatta sokaktaki kedi köpeklerimiz dahi huzur bulsun. Hükümet edenler, bu insanlar sessiz çaresiz değil artık. Görmüyor musunuz? Bayrağımıza, namusumuza el uzatacak kadar fütursuzca hareket edecek cesaretleri var. Burada kalmalarına izin verirseniz vatana, millete, bayrağa sahip çıkmamış olursunuz. Başka Türkiye yok. Biz Türk'üz. Kurucu liderimiz Atatürk'ün dediği gibi Türkiye Türklerindir. Bunun için kürsüdeyim. Atalarımız ülkemizi istila ettirip Türk milletini azınlık durumuna getirmeniz için şehit olmadı. Buna müsaade etmeyiz. Biz engelleyemezsek millet müsaade etmez. Bunu aklınızdan asla çıkarmayın.